Sayın seyirciler, hafta sonunda Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşmiş. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçilmişti. Biz de Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl'ün kapısını çaldık ve kongre değerlendirmesi aldık. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 962 oy alarak yeniden genel başkan seçildi. Kanal 26'ya açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, kongreyi değerlendirdi. Salondaki heyecan, Türkiye'nin Saadet Partisi'ne ihtiyacı olduğunu vurgulamış oldu dedi. Bingöl, Türkiye'nin gerçekten bir arayışa ve çözüme ihtiyacı var şeklinde konuştu. Salonun kapasitesi 10 bin kişiydi ama dışarıda da o kadar da insan vardı. Ve sabahın erken saatinde kış ayı soğuk olmasına rağmen binlerce insan Türkiye'nin her ilinden gelmişti. Gerçekten bu da ülkemiz için bir umut ışığı olmuştu. Türkiye'nin gerçekten bir arayışa ihtiyacı var. Türkiye'nin bir çözüme ihtiyacı var. Bunun da adresinin Saadet Partisi olduğu dünkü kongrede apaçık ortaya çıktı. Evet. Peki efendim, bundan sonraki hedeflerimiz nelerdir? Özellikle Evet. erken seçim Evet. görüyorsunuz. Neler yaşandı? Biraz da onu Evet. anlatabilir Efendim misiniz? çok teşekkür ederim. Gerçekten tabii şu an net olarak ifade etmemiz gerekiyorsa umutların tükendiği bir Türkiye var şu an. Adaletten ekonomiye, üretimden dış politikaya kadar Türkiye'nin çok önemli sorunları var. Bu konularla ilgili ülke insanı bir arayış içerisinde. Dolayısıyla mevcut iktidar da 3 Kasım 2002'de iktidar olmuştu ve o dönemde ülkemizle ilgili demin bahsettiğimiz üretim, adalet, ekonomi ve dış politika ile ilgili çok önemli söylemleri olmuştu. Fakat 18 yıl sonra geldiğimiz noktada bu söyledikleri adalet, ekonomi, üretim konusunda ve eğitim konusunda Türkiye'nin savrulduğunu görüyoruz. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, kongrede Asil Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildiğini de belirtti. Eskişehir'in sorunlarına da değinen Bingöl, halen çözüm bekleyen önemli sorunlar var diyerek kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Eskişehir'de il başkanlığı görevini yürütüyorum. Ve tabii bu kongre ile ilgili Eskişehir açısından da bir kazanım oldu ifade edebilirim. Ben de 75 kişilik Asil Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildim. Dolayısıyla üzerime bir yük daha yüklendi. Açık ifade etmek gerekiyorsa Eskişehir'in sorunlarıyla birlikte Türkiye'nin de sorunlarını Eskişehir'de ve ülkemize gündeme getirebilecek çalışmalar yapma imkanı bulabileceğim diye düşünüyorum. Evet. Peki Eskişehir sorunları bundan sonra Genel İdare Kurulu'nda anlatacaksınız. Evet. Daha belki Evet. sorunları genel merkez tarafından bilinip ona Evet. göre tartışılıyor. Eskişehir sorunları dediğimiz zaman başka neler anlatabiliriz? Efendim Eskişehir'le ilgili tabii ciddi sorunlar var. Ben bunu zaman zaman burada da yerel açıklamalarda vurgulamaya çalışıyorum. Eskişehir'imizin trafikten altyapıya, ulaşımdan sosyal hayata kadar önemli sorunları var. Tabii haksızlık yapmamak lazım. Bu sorunların bir kısmı çözüldü ama halen çözüm bekleyen önemli sorunlarımız var Eskişehir'le ilgili. Dolayısıyla burada özellikle Eskişehir yerelinden olaya baktığımız zaman Eskişehir'in bir dönüşme, kentsel dönüşme ihtiyacı var. Dolayısıyla bu konuyla ilgili merkezi hükümetin Eskişehir üzerinde ciddi bir engeli var. Bunu açık ifade etmek gerekiyorsa. Ben de Genel İdare Kurulu'na bunu Türkiye gündemine inşallah getirmeye gayret edeceğim. Dolayısıyla merkezi hükümetin de Eskişehir ile ilgili konularda adil davranmasıyla ilgili teklif ve önerilerimizi her platformda açıklamaya gayret edeceğiz. Çünkü Eskişehir önemli bir şehir. 830 bin insan yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla bu sorunların çözülmesi lazım. Bir muhalif partinin belediyesi olduğu için merkezi hükümetin Eskişehir'e bir farklı rezerv koymasını doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla Ankara'da bunu çok daha rahat ifade etme imkanını inşallah bulabileceğiz. Bunu ifade edelim. Biz insanlarımızı seviyoruz. Biz insan merkezi bir siyaset yapıyoruz. Thank you.